Hafta sonu 2 gün eve koyup sonrasında pazartesi tekrardan işbaşı yapmanın bir mantığı yok bence. Yasaklar böyle gevşetmesi lazım. Ya şu etrafa bir bakın, yani herkes dışarıda, ben de hasta oluyorum bu durumdan. Hem 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler, yaşlılar çok fazla. Merakla beklenen kabine toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'na toplanacak. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına kabineden neler beklediklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gevşetilmeli diyorum. Ne kadar gevşetilirse o kadar bu virüsün önüne geçebiliriz. Kısıtlamalar hiçbir şey getirmediğini hepimiz görüyoruz. Maalesef. Benim görüşüm bu. Kısıtlamaların tamamen gelmesini bekliyorum. Artı ben sağlıkçıyım. Yani şu an öğlen arası diye dışarıdayım ama yani ben bu kadar yoğunluk olduğunu beklemiyordum. Şu an sanki hiçbir şekilde yoğunluk yok, hastalık yok, Covid yok. Ya bir de Ramazan ayındayız artı. Hani gerçekten çok çok saçma şu an insanların dışarıda olması. Ve yani gelmeli bence yasak. Peki ya sizce vaka için nasıl önleyebiliriz? Şu şekilde değil asla. Çünkü hani hiçbir şekilde mesafe yok. Hastalık bol bir şekilde arttı. Yani dün akşam herhalde izlediğimde 346 tane ölüm vardı. Hani bunları göz göre göre de bu kadar yoğunluğun olması, ne bileyim. Yani toplum için hayırlı olan neyse olsun derim, yani ne diyebilirim ki. Peki sizce ne tür kararlar alınmalı? Ha, yani şey olarak soruyorsan, yani alternatif mi olarak soruyorsun? Şu an aklıma öyle bir şey gelmiyor. Ama halk için hayırlı olan neyse o olsun. O karar alınsın diyorum. Peki sizce koronavirüsü nasıl engelleyebiliriz, artışını? Yani 80 yaşına kadar, yani 7'den 70 mi diyeyim ne derler? Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Akabinde de aşı, başka da bir şey gelmiyor aklıma. Allah yasakların gelmesini istiyoruz. Çünkü hastalıkta görün işte insanlar birbirine yakın geziyorlar. Halen şey, ben tramvayı kullanıyorum aracım olmadığı için. Yanıma oturmayın diyorum. Yine oturuyorlar. Hastalık var diyorum. Olsun bir şey olmaz diyorlar. Bunu yani tedbirleri alacağız ki rahatlayacağız. Yoksa zannetmiyorum hastalığın gideceğini. İnşallah tedbirler gelir de bir an önce hastalık gider. Gelmeli tabii. Hastalık çok çok çoğaldı. İnsanlar çıkmaması gerek bence. Yani Çinler gibi böyle şey çiviye çakacaklar kapıya. Sizce vaka için nasıl önleyebiliriz? Efendim? Sizce vaka için nasıl önleyebiliriz? Ben de bir şeyini bilemedim de işte dediğim gibi herkes şeyini sorumluluğu şey yapacak yani sorumluluk sahibi olacak herkes. Birbirine hastalandıran çok yazık. Bu kadar insan öldü daha hani niye aklına gelmiyor ki, insanları bilemiyorum ben. Kısıtlamalar gelmeli çünkü hem Ankara'dan geliyorum ben buraya. Hem Ankara'da hem de Kayseri'de hem 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler, yaşlılar çok fazla. Ve bu hani kısıtlamaların gelmesiyle alakalı değil, toplumun bilinciyle alakalı bir şey. Biz askeriyede çalışıyorum ben. Hem orada nasıl desem ailelerimizi kaybediyoruz, arkadaşlarımızı kaybediyoruz ve bunun virüsün en çok çoğalma sebebi de bence yaşlılardan kaynaklanıyor. Bence hiç toplanılmamalı. Yeni kısıtlamaların alınmasını ve daha sıkı, daha tedbirli olunmasını bekliyorum. Çünkü böyle hafta sonu 2 gün eve koyup sonrasında pazartesi tekrardan işbaşı yapmanın bir mantığı yok bence. Ya 2 hafta ya da ya 1 ay, 40 gün fark etmez. Tam tedbirler alınsın ve hani bir kere olsun ve bitsin. Böyle bir mantığı yok çünkü. Yasaklar böyle gevşetilmesi lazım. Çünkü yasaklara sürekli böyle bir ara verip tekrar başladığında aynı hesap oluyor. Hiçbir değişen bir şey olmuyor. Sürekli böyle bir kısıyorlar. Tekrar bir mağaza açıyor. Hurra, herkes aynı yerde. Hiç gereği yok. Çok saçma zaten bu mantık sistemi. Bunun için ne düşünüyorum ben? Belirli aralıklarda, belirli saatlerde, gün içinde de yayılmasını isterim ben. Mesela hafta sonu kısıtlaması var ya. Bunun hafta içinde de bir kere yapılması lazım. Düşüncelerim bunlar. Bence yeni kısıtlamalar gelmeli çünkü herkes dışarıda. Daha yeni şurada geçiyordum, abinin biri hapşırıyor, elini ağzına bile koymuyor. Böyle olmaz. Biz eczanede çalışıyoruz, en çok biz biliyoruz. Bence yeni kısıtlamalar gelmeli yani. Peki ne tür kısıtlamalar bekliyorsunuz? Vallahi cumartesine çalışmamak istiyorum ben. Çünkü zaten hasta da yok, bir şey de yok. Gelenler de zaten maskesiz giriyor. Bugün nöbetçiyim, bayağı bir sıkıntı yaşayacağım. Ya şu etrafa bir bakın, yani herkes dışarıda, ben de hasta oluyorum bu durumdan.